yolun başındaydık. Lakin gönüller çoktan ulaşmıştı varılacak olan noktaya. Bu yolda yürüyebilmek, geride bıraktıklarından öte, bombaların altında yaşam savaşı veren, insanlığın unutmaya yüz tuttuğu topraklarda, kardeşinin yüzündeki tebessüme ortak olabilmekti. Bir sahibi vardı bu toprakların var olmamızı sağlayan ve var oldukça hatırlamalıydı kardeşini bu topraklarda yaşayan. Yaşamak hayat olmaktı acısını kucağında taşıyan annelere. Belki de elini öpecek bir çocuğu kalmamış annenin duasını almak içindi bu yolculuğumuz. Maksat, bayramı bayram gibi yaşayabilmek değil, bayramı bayram gibi yaşatabilmekti. Kurban ibadet, paylaşmak, kardeşliktir diyerek koyulduk yıllar boyu sürecek bu kutlu yola. Yolculuğumuz, mülteci kampında hayata gözlerini açan bir bebeğe, 15 yaşına kadar hiç oyuncağı olmayan Tanzanya'daki bir yetime, mahallesinde arkadaşlarıyla oynarken atılan bir bomba sonucu ayağını kaybeden Suriyeli Mali'ye ve tüm bu zorluklardan usanmış topraklara. Gayemiz bir adım daha yaklaşabilmek, rahmet kapısını aralamak, heyecanla yeniden iyiliklere ortak olabilmek. Yollar bizi bekliyor yine. Bir tuğla koyabilmek için bu kardeşlik köprüsünü ve hakikati hatırlatıyor bize kurban, pay ettikçe çoğalan iyiliklerle. Kurban etmişse kendini o yürekler, biliyoruz ki açılan eller geri çevrilmez. Arınmanın, teslim olmanın mutluluğu sarmışsa eğer bizleri, kurban et nefsini, İsmail misali, adanmışların diyarına. Baş koymuşsak bu yola eğer, rahmetiyle, bereketiyle, muhabbetiyle gider o iyilikler. Mazlum nerede olursa olsun, kapısını çalmak için çıktık bu yola ve birlikte ereceğiz yolların en güzeli kardeşlik miracına. Kurban ibadet, paylaşmak kardeşliktir. İHH İnsani Yardım Vakfı.